Bolu Müftülüğümüzce cami ve Kur'an kursu hizmetlerin yanında toplumun ihtiyaç duyduğu yerlere de ulaşmak bizim görevlerimiz arasındadır. Bu beyanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda cezaevlerine, hastanelere, kredi yurtlar kurumuna, sevgi evlerine de birer manevi danışman görevlendirmiş bulunuyoruz. Şimdi bağımlılık toplumumuzun kanayan bir yarası. Allah-u Teala bizlere değil mi güzel bir beden nimeti vermiş. Bunun şükretmemiz lazım. Bizim bir sorumluluk bilincimiz var. Yani insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıldır. Tabii bu zararlı alışkanlıklar bizim direkt aklımıza zarar verdiğinden dolayı, sağlıklı düşüncemizi engellediğinden dolayı tabii ki bununla mücadele etmemiz gerekir. Bana göre aile huzura açılan kapıdır. İnsanlık tarihinin başlamasıyla birlikte aile de başlıyor zaten. Hazreti Adem Efendimizle birlikte Hazreti Havva Validemiz ilk aileyi oluşturuyorlar. Ve bizler de ailelerimizi kurduğumuzda hep nikah duasında Hazreti Adem, Hazreti Havva birlikteliği gibi güzel bir birliktelik temenni ederiz çiftlerimize. Çünkü bu dini zaten Peygamber Efendimiz gençlerle inşa etmişti. Gençlerle beraber oluşturmuştu. Mekke'de gençlerle beraberdi. Yanındaki işte bakarsanız Zübeyir bin Avvam'a, Hazreti Ali'ye, Talha bin Ubeydullah'a, Musab bin Ümer'e hepsi gençti. O gençlerle beraber Medine'de o dini ihdas etti. Medine'de bir devlet oluştu. Musab bin Ümer 19 yaşında ve Akabe'de anlaşmış oldukları 6 tane genç, bazıları çocuk denecek yaşta kişilerdi. Onlarla beraber bir senede Medine'de bir din oluşturdu. Ve Peygamber Efendimiz'in oraya davetini sağlayacak insanların altyapısını oluşturan gençlerdi. Onun için gençler gerçekten önemli. Çoğunu tanıyoruz, diyorlar ki engelliler evde oturan kişiler, kimse dışarı çıkmıyor. Dışarıdaki insanlarla münasebet kurmak istemiyorlar diyen insanları biz evlerinden çıkardık ve sosyal bir kimlik kazandırdık. Bu yüzden de ben gerçekten hani hem yaptığım iş açısından hem onlara verdiğim destek açısından çok memnunum. Bu işi yaptığım için de çok mutluyum. Ömrüm yettiğince de bu işi yapmaya inşallah devam edeceğim. Bağımlılıkla mücadele noktasında da müftülüğümüzde konuyla ilgili görevli olan arkadaşlar bulunmaktadır. Bunlar daha çok gençlerimize yönelik. Okullardaki gençlerimiz, üniversitedeki gençlerimiz ve Kur'an kurslarında bulunan öğrencilerimize bağımlı olma, özgür ol parolası ile bu arkadaşlarımıza seminer verilmekte ve bu bağımlılıkla mücadele noktasında arkadaşlar gayret göstermektedir. Sadece elektronik bağımlılıkla da ilgili arkadaşlar zaman zaman arkadaşlara seminer veriyorlar. Onlarla ilgili konuşmalar yapmaktadırlar. Bağımlılıkla ilgili olarak Bolu Müftülüğümüz olarak önceliğimiz toplumumuzu zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırabilmek.
bu konuyla ilgili olarak koruyucu ve önleyici tedbirler almak. Tabii bu bağlamda yapmış olduğumuz projelerimiz var. Bilhassa geçen sene Bir Nefes Sıhhat adı altında yapmış olduğumuz projede öncelikle din görevlerimizi Bolu içerisinde bulunan ve ilçelerimizdeki tüm görevlerimize yönelik seminerlerimiz oldu. Tabii bu seminerlerimizdeki amaç görevlerimizi de bu konuda bilinçlendirmek, onlardan da istifade edebilmekti. Tabii bunun yanı sıra görevlerimizin yanında müftülüğümüze bağlı olan tüm kurslarımızda, Kur'an kurslarımızda, bölge yatılı özellikle Kur'an kursumuzda gençlerimize yönelik yine bağımlılıkla mücadele adı altında teknoloji bağımlılığı, sigara bağımlılığı, tabii bunlar yaş ortalamasına göre özendirici de olmamak lazım. Tabii küçük yaştaki gençlerimize, ortaokul çağındaki gençlerimize bağımlılıktan, özellikle madde bağımlılığından bahsettiğimiz zaman bunlar biraz daha özendirici olduğundan dolayı bunlara çok fazla detaya girmeden teknoloji bağımlılığı adı altında onlara da teknolojinin faydalarını ve zararlarını, bunları nasıl kullanmamız gerektiğini, işte ne kadar kullanırsak teknoloji bağımlısı olabileceğimizi onlara aktardık. Onlarla bilgi paylaşımında bulunduk. Onların elinden tutup bir abi gibi, bir büyük gibi onlara rehber olmak elbette ki hepimizin görevi. Bir Nefes Sıhhat adlı projemizde ilimizde bulunan okullarımızda öğrencilerimize yönelik yine bağımlılıktan kurtulma, işte bağımlılığın zararları, kötü alışkanlıkların zararlarıyla ilgili olarak yine seminerlerimiz oldu. Tabii bu seminerlerin çok büyük geri dönüşümlerini de gördük, faydalarını da gördük. Yine bu Bir Nefes Sıhhat adı altında yapmış olduğumuz projede KYK yurtlarımızda üniversite öğrencilerimize yönelik seminerlerimiz oldu. Manevi rehberlerimizinle birlikte orada gençlerimize destek olmak, onların yanında olduğumuzu orada gösterebilmek, onların elinden tutabilmek ve her konuda onların arkasında olduğumuzu, desteği olduğumuzu bilmeleri açısından bu konularla ilgili onları da bilinçlendirdik. Seminerlerimiz oldu. Tabii onlar da büyük istifade ettiler. Bizler de tabii bu programları yapmakla sadece toplumda bir görev olarak değil, asıl vicdanen, dinen bizim sorumluluğumuzdur, görevimizdir. Bir kimsenin elinden tutabilmek, ona rehber olabilmek önceliğimizdir. Yani zararlı alışkanlığı olan bir arkadaşımızın elinden tutup o alışkanlığı bıraktırabildiysek bizim için elbette ki en mutlu şeylerden bir tanesi. Tesadüf eseri, benim aramam sonucu tanıştık bağımlı çocuğumdan dolayı. Burada gayet iyi, ılımlı davrandılar kişisel anlamda ve tek yardımcı oldular, ilgilendiler, hani birebir olarak ilgilendiler ve hala da ilgilenmeye devam ediyorlar. Bize gayet manevi bir rahatlama söz konusu oldu bağımlılığım hakkında. Yani benim oğlum sıkıştığı zaman hocalarını arıyor. Ben bir arayayım diyor. Onlarla konuşup sohbet edince rahatlıyor. Bağımlı olan kardeşlerimizin aileleriyle oralarda görüşmeler yapıyoruz. Onlara manevi destek sunuyoruz. Onların işte amatemde yatmakta olan evlatlarına orada destek olabilmek amacıyla ziyaretlerimizi yapıyoruz. Orada müftülüğümüzün onların her zaman yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Yine bu proje kapsamında bağımlı ailelere ulaştığımız gibi gençlerimizle de gençlik merkezinde onlarla hemhal edip onlara bir arkadaş, bir dost gibi onların yanında olduğumuzu hissettirerek onlarla sohbet imkanı buluyoruz. Gayet ılımlı ve hiç yargılamadan, yadırgamadan, evet olabilir, insanın bir imtihan olduğunu, her şeyin herkesin başına gelebileceğini, bunu da senin başına geldiğini ama sabır ile, sükunet ile veyahut da bu mücadeleyi kendin olarak değil, bu söylemleriyle kendisini biraz daha vakıf oldu. Ben şunu diyebildi, ben günah işliyormuşum.
ben günah ediyormuşum, günah işlemişim. Ya da dinim bana, Allah'ın bana verdiği yasakmış, en büyük yasaklardan bir tanesiymiş dedi. Buna vakıf oldu mesela. Kur'an ve sünnet ışığında topluma aileyle ilgili doğru bilgiler verebilmek, aileyi korumak, aileyi tehdit eden unsurları tespit edip bu sorunlarla ilgili çözüm üretmek amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. 2010 yılından itibaren faaliyete başladık ve bugüne kadar halen görevimize devam etmekteyiz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak vatandaşlarımız büromuza, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'na gelerek gerek yüz yüze sorularını bize iletebiliyorlar ya da telefon vasıtasıyla bize ulaşabiliyorlar ya da e-posta yoluyla bize sorularını iletebiliyorlar ve biz onlara hem manevi rehberlik ederek hem de sordukları sorulara Kur'an ve sünnet ışığında doğru bilgiler vermeye çalışarak hizmet veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız cami dışı hizmetlere de çok fazla önem vermekte ve son yıllarda özellikle aile konuları ile ilgili çok güzel çalışmalar yapılmakta. Aile çok önemli çünkü aile toplumun temeli. Özellikle kuruluş aşamasından itibaren doğru temeller üzerine kurulduğunda ve aile devam ederken aile ve aile bireyleri yeterli miktarda bilgilendirildiklerinde ve destek gördüklerinde topluma da çok büyük faydalar sağlanacağını düşünüyoruz. Özellikle aile ve dini rehberlik büroları bu amaca hizmet etmek için 81 ilimizde ve birçok ilçemizde faaliyet gösteriyor. Yine aile ve dini rehberlik bürosu dediğimizde ailenin bütün fertlerini içine alıyor. Bu fertler yaşlılar olabilir, gençler olabilir ya da sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklarımız olabilir. Hepimizi bir aile olarak kabul ederek bütün bu gruplara hizmet sunuyoruz. Şu anda üzerinde en fazla vakit ayırdığımız bir projemiz var. Ailenin korunması, ailenin henüz kuruluş aşamasındayken sağlam temelleri oturması amacıyla başkanlığımız tarafından başlatılan Evliliğe İlk Adım Projesi şu anda gündemimizde. Evlilik için başvuru yapan çiftler, nikah başvurusu yapan çiftler ve en fazla 5 yıllık evli olan yeni evli çiftler bizim şu andaki hedef kitlemiz. Onlarla birlikte haftada 2 seminerden oluşan ve 4 hafta boyunca sürecek olan bir seminer planlaması içerisindeyiz. Hazırlık aşamasını geçtik, planlama aşamasını geçtik. Şu anda eğitimlere başlamak üzereyiz. Ve bu eğitimlerimizle ailenin kuruluş aşamasında sağlam temellere oturmasını hedefliyoruz. Ve yeni evli çiftlere de aileyle ilgili doğru bilgiler ulaştırmayı hedefliyoruz. Ben bir ameliyat geçirdim. Manevi olarak bir arayış içerisindeydim. Ve öncelikle Ceylanlar Kız Kur'an Kursu öğreticisi Nesibe Başkan hocamızın öğrencisi olarak başladım. Orada tefsir dersleri aldım. Daha sonrasında bu Aile ve Dini Danışmanlık Bürosu'nu fark ettim. Orada ilmihal dersi aldım hocamızdan. Ve çarşamba günü de hadis dersi alıyorum. Bu şekilde tanıştım. Ya hocamız gerçekten ilim olarak çok geniş bir ilme sahip. Ben öyle görüyorum. Ve soru cevap şeklinde birçok bilmediğimi öğreniyorum. Yani bu konuda çok mutlu hissediyorum ben. Manevi danışmanlık çerçevesinde gençlerimizle öncelikle böyle bir kaynaşmayı, kardeş olmayı, birlik beraberlik içerisinde olmayı önemsediğimiz her akşam sohbetlerimiz var. Gençlerle Gençlik Spor Müdürlüğümüzün yurdunda bize tahsis edilen odada
belli gençlerimiz çayları demliyorlar. Orada onların sorduğu sorulara cevap vererekten bazen canı sıkılan, bazen evinden yeni ayrılmış gelmiş öğrencilerimizin durumlarıyla ilgilenen bu bağlamda onlarla hasbihal sohbetleri yapıyoruz. Daha sonra onlarla tabii 4 yıllık bir çalışmamız var. Bu çalışmamız çerçevesinde farklı ekipler kurduk. İyilik gönüllü ekibimiz var. Bu iyilik gönüllüleri ekiplerimizle 26 tane ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduk. 5 tane spastik özürlü aileye yardımda bulunduk. Ve yine Kur'an kursundaki hafızlık öğrencilerimize akademik ders takviyesi bağlamında hem hafızlık İHO'da hem bizim bölge yatılı Kur'an kursundaki öğrencilerimize akşam 7.30-8.30 etütlerinde akademik ders takviyesinde bulunuyoruz. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. KYK Hattat Emin Bar'ın Bolu Hattat Emin Bar'ın KYK yurdunda kalıyorum. Orada manevi rehberimiz eşliğinde yapılan faaliyetlerden bahsetmem gerekirse neredeyse her gün bir faaliyetimiz var. Cuma günleri hasbihal sohbetlerimiz var. Onlardan istifade ediyoruz. Değişik konulardan ve değişik konuklarla birlikte. Onun haricinde perşembe akşamları bir köy camisine yatsı namazına gidiyoruz. Diyanetimizin ayarladığı araçlarla. Oradaki köy cemaatini sevindiriyoruz. Bir anda camiye 20 tane gencin girdiğini görünce çok seviniyorlar. Hatta bize çaya yemeğe davet ediyorlar. Pazartesi günleri tefsir derslerimiz oluyor. Salı günleri Kur'an-ı Kerim ve tecvid derslerimiz oluyor. Çarşamba günleri ise haftalık yaptığımız bir hatimin duasını yapıyoruz. Bunun haricinde sabah, akşam ve yatsı namazları cemaatle birlikte kılınıyor. Bu da güzel oluyor. Bizim için çok güzel bir avantaj oluyor. Üç yıl Kur'an-ı Kerim meal bilgi yarışması yaptık. Bir yıl dedik ağır olur, 600 sayfa. Onu üçe bölerekten yaptık ve burada dereceye giren öğrencilerimizi Umre'ye gönderdik. Toplamda 16 öğrencimiz Umre'ye gitti bu bağlamda. Hamdolsun. 5 grupta 5 sahabeyi okuduk. 25 öğrenciyle 5 sahabe okundu. Bu kapsamda yine 5 öğrenciyle 5 sahabeyi 5 okulda projesi düzenlemiştik. Bunları tabii biraz daha farklı, daha geniş bir şekilde okuyan öğrencimizle 5 tane liseye gittik ve orada onlarla anlatım yaptık. Güzel oldu bu bağlamda da. Bu faaliyetlere katılan öğrencilerimizle beraber tarihi ve kültürel geziler yaptık. Çanakkale'ye gittik, Bilecik'e gittik. İstanbul'a gittik. Orada sabah namazı buluşmasıyla Eyüp'e gittik. Oradan Fatih Sezgin Hoca'nın İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'ne girdik. Orada işte medeniyetimizi ve tarihimizi ve o tarihi değerlerin neler olduğunu, ecdadımızın bilime katmış olduğu değerleri gençlerimize aktarmaya çalıştık. Bu bağlamda hizmet etmeye çalışıyoruz hamdolsun. Manevi danışmanlarla hadis derslerimiz oluyor, tefsir derslerimiz oluyor. Onun haricinde her hafta üniversiteden profesörler, doçentler, öğretim üyeleri gelip hasbihal ediyor bizimle. Ayrıyeten işte Diyanet çalışanları, hocalarımız vesaire gelip her hafta hasbihal yapıyoruz birlikte. Sorunlarımıza çare oluyorlar, sorularımıza cevaplıyorlar vesaire. Onun haricinde manevi rehberler hani sadece böyle bir çalışan, bir hoca olarak değil, hani gurbetteyiz. Bize bir abi, bir baba vesaire manevi destekte bulunuyorlar. Hem psikolojik açıdan hem sosyolojik açıdan vesaire. Onun haricinde bu dışarıda işte gençlik merkezlerinde olsun vesaire faaliyetlerimiz oluyor. İşte musiki dinletisi, işte onun haricinde geziler vesaire. O açıdan bize bayağı faydalı oluyorlar. Gençlerle iletişimimiz çok daha güzel oluyor, samimi oluyor. Ve iletişim kurup da bir dönüt alabiliyorsunuz. Yani bu manada büyüklerden daha çabuk etkileşim sağlayabiliyoruz gençlerimizle. Aslında bunu genel kapsamda yapmamız gerekiyor. Yani ailelerin de bu yönde çok önemi var. Çünkü
Burada eğer ki bir genci dini ve manevi alanda, kültürel manada, minil değerler manasında boşluk içerisinde buluyorsak, aslında bu büyüklerin yanından gelen bir genç. Anne babanın yanından gelen, toplumun içerisinden gelen bir genç olduğu için bu büyüklere de, anne babaya da çok görev düşüyor burada. Çünkü bu gençler dışarıdan gelmedi. Bu gençler bizim içimizden geldi. Ama hamdolsun ben de çok ümitliyim. Gençlerimiz milli ve manevi değerlerine çok daha önem veriyor, çok daha bağlı. Biz yetişkinlerden daha çok hassaslar bu konuda. Yaklaşık 5 yıl önce kursumuzu açtık ve 5 yıldan beri işitme engellilerimizle kursumuz devam ediyor. Onlarla ilk etapta tanıştık, kaynaştık ve çok sevdiler. Onlar zaten sevdikleri bir insanı asla bırakmıyorlar. Biz onlarla hoca-öğrenci ilişkisi dışında abla kardeş gibiyiz. Her yere birlikte beraber, ev dışında, kurs dışında da görüşüyoruz. Birbirimizi görmediğimiz zaman çok özlüyoruz. Benim hayatımda onlar bir yani aile gibi artık. Ben onları görmediğim zaman kendimi çok böyle boş ve zayıf hissediyorum. Onlara hayatımda yokken sanki benim hayatım hiç yürümüyormuş gibi. Bu şekilde onları gördüğümde bütün üzüntümü, kederimi hepsini de kaybediyorum. Onlar da kurstan çok memnun kaldılar ve yaklaşık 4 yıldır bu kursa devam ediyorlar. 5 yıldır, 5. yıla girdik. 2016 yılından beri de Bolu'da hem İl Engelli Koordinatörlüğünü hem de İşitme Engelliler Kur'an kursunu yürütüyorum. İl Engelli Koordinatörlüğümüzden sonra görme engellilerimize de Kur'an kursu açtık. Hocamız da Rize'de eğitim almıştı. Görme engellilerimizin Kur'an kursu da açıldı. O da gayet güzel. Hocamız onu da götürüyor ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Biz Bolu'da Engelli Koordinatörlüğü olarak bütün engelli dernekleriyle, İşte aile sosyal politikalar, engelli dernekleri, engelliler alanında ilgilenen herkesle irtibat halindeyiz. Bir sosyal etkinlik, bir durum olduğunda artık Bolu Müftülüğü'nde bir engelli koordinatörü olduğunu, engelliler konusunda bilgi alabilecekleri ve danışabilecekleri bir bölüm olduğunu Bolu'da herkes artık biliyor ve bu şekilde ilimizde bu işi devam ettiriyoruz. Yine işitme engellilerimizden 3 tane işitme engellimizi başkanlığımızın yarışmaları sayesinde, bir de geçen yıl özel bir proje Kayseri'de ki Necmullah hocamın yaptığı bir proje sayesinde yine bir işitme engellimizi Umre'ye götürdük ve ben de kendisiyle Umre'ye gittim. Nasip Fatma hocammış. Şimdi biz Fatma hocamla çok güzel anlaşıp okuyoruz. O da böyle abla dedi, Aslan Tun'da ders veriyordu. O zaman bize Kur'an yarışması olacak. İnşallah sen de gir, kazanırsın, Umre'ye gidersin. Ben de diyorum ki hep üzüntüler beni buluyor. Bir araya getirip gelemedim. Ya Rabbim nasıl olur bu hal? Kendi kendime evde üzülüyordum. Allah'ım sen beni bir sevindir diyor. Böyle geziyorum ev içinde ezbere. Hocam dedi böyle öyle pazartesi günü bir saat. İşte 9-10 sıralarında müftülüğe geldik yavrum. Orada ben Kur'an yarışmasına girdim. Orada ben de işte birinci yaptılar. Allah razı olsun. Hocam bize de vesile oldu. Ben o Umre'ye gittim. Medine'ye indim. Medine'ye havaalanında böyle geziyorum. Allah'ım sen beni buraya nasıl nasip ettin? Hep ağlamakla günüm geçti. Çok sevinçli 10 gün kaldık. 10 gün bana dolu dolu geldi orada. Allah razı olsun. Bu görmeyenlerimize de nasip olsun yavrum. Bu teşkilat büyük devletimizden bize nasip oldu. Büyüklerimizin, küçüklerimizin sayesinde bu hale geldik işte biz. Şimdi de ben hep elimle okumaya çalışıyorum. İlk geldiklerinde, ilk elif cüzünü öğrenmeye başladıklarında, tabii 2014 yılında elifbağımız daha yeni çıktı. O zaman normal bir elifba ile başladık ve biz kendi çabalarımızla, gayretlerimizle onların anlayacağı şekilde uyarladık elif cüzünü ve o şekilde onlarla başladık. Ama gördük ki kendileri de gördüler, biz de gördük. Çok akıllılar
ve çok kısa sürede Kur'an'a geçtiler. Normal bir konuşan bir insanın geçebileceği bir sürede Kur'an'a geçtiler. Çok zekiler, çok akıllılar. Yani gerçekten de ilk başladığımızda onlarla hemen anladılar ki biz bu işi yapabiliriz. Ve daha sonrasında devam ettik. Gülşen hocamız sayesinde bizim gelinlerimiz, iki tane gelinimiz geliyor. Çevre edindiler. Ve de eş dost edindiler böyle. Çok memnun olduk yani bu ortamdan. Kur'an-ı Kerim'e alıştılar. El işaretlerini hızlandırdılar. Abdestlerini, namazlarını kılıyorlar. Yani çok iyi oldular yani. Diyanet İşleri Başkanlığımız son zamanlarda cami ve Kur'an kursunun dışındaki hizmetlere de yönelmiştir. Tabii ki devletimizin bu konuda büyük bir katkısı vardır. İkinci olarak da biz, Türkiye Cumhuriyeti devlet içerisinde yaşayan bütün insanlarla beraber yaşadığımız için herkese ulaşmak, herkesin dertliyle dertlenmek, herkesiyle kaynaşmak mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı bizim bir yeri ayırt ederek geri bırakmamız söz konusu değildir. Bundan dolayı son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığımız bizim toplumun her kesimine ulaşmakta ve her kesime hizmet etmek için büyük bir gayret içerisinde bulunmaktadır.